Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Bilgisayar malı AYT4 kimya video çözüm 2'deyiz. Hemen sıradaki sorumuza devam edelim. Bana yukarıda asit ve bazların miktarlarını vermiş ve hangileri karıştırıldığında tampon çözelti oluşur diyor. Temel mantığımız şu. Şimdi arkadaşlar burada tampon çözeltiye dönebilmemiz için önce bilgimizi verelim bakın. Muhtemelen bir zayıfla bir kuvvetli bir araya getirmeli ve oluşan tuzla baktığımız zaman... Yani tampon çözeltiye dönebilmem için hatırlayacak olursanız tampon çözelti ya zayıf asitle tuzunu birlikte bulunduracak ya da zayıf bazla tuzunu birlikte bulunduracak. Yani benim almış olduğum bu tepkimelerde bir tarafı zayıf alıp bir tarafı kuvvetli alıp kuvvetli aldığım tarafı bitirip zayıf olan taraftan artma gerçekleştirip ve tuzunu oluşturmak. Çünkü ancak bu şekilde elimde zayıftan kalır. Yani zayıf türden kalır. Artık asit baz bakacağız ve oluşan tuzumla birlikte kalmalı ki tampon çözeltiye dönmüş olayım. Şimdi tek tek bakıyoruz. Bakın birinci tepkimemizde HF ile potasyum hidroksit bir araya gelmiş. Mollerini üzerine hızlıca yazdığımız arkadaşlar bakın şuradan 0,1 gelir. Şöyle çarptığınızda 0,02 mol şuradan gelir. Sabırlı bir şekilde alıyorum. Şuradan da arkadaşlar 0,01 gelir. Bakın ne yaparsınız? Şuradan 0,01 gider. Oradan da HP'den de 0 0 gider. Ne yaptınız? Kuvvetli olan tarafı bitirdiniz. Elinizde ne kaldı? Zayıf türden kaldı. Bizden herhangi bir hesaplama istemiyor. Bunu görmen lazım. Ve bununla beraber burada bir tuz oluşacak ve buradan da ne oluşur arkadaşlar? 0.01 mol oluşur. Gördüğünüz gibi elimde ürün olarak tuzum kaldı ve beraberinde zayıf olan türden artma var. Tam istediğim gibi. Burada tampon oluşturabilirim. İkinci tepkimeme geldiğimde düzenli bir şekilde yazıyorum. Bir taraftan HCl alınmış, diğer taraftan NH3. Yine doğru beklentim gereği bir taraf zayıf alınmış, diğer taraf kuvvetli alınmış. Çok güzel. NH4Cl tuzuma gidecek. Ne yapacağım değerli dostlar? Bakın HCl'yi 0.01 mol alsam, NH3'ü de burada 0.02 mol alsam bakın aynı şey oluyor. Ne yapacağım? HCl'yi burada tamamen tüketmiş olacağım ama NH3'ten bir miktar artma gerçekleşecek. İşte ne kadar artacak? 0.01 mol artacak ve tuzu da oluşacak. Yine tampona döndü. Bakın dikkat edin. Birincide elimde HF ile beraber tuzu kaldı. İkincide de beraber elimle NH3 saf bazıyla beraber onun tuzu birlikte kaldı. İkisinde de tampon çözeltiye geçmiş olduk. Ama zaten üçüncü verilen karışımda hem HCl hem de KOH arkadaşlar kuvvetli asit ve kuvvetli baz olduğundan buradan zaten tampon çözeltiye geçme şansın yok. Dolayısıyla cevabım ne olur arkadaşlar? Cevabım 1-2 bursa olmuş olur. Evet böyle bir böyle bir diyagram gördüğümüzde e, pratik gidebiliriz. Eğer iyon derişimleri arasındaki oran 2'ye 3 ise yükleri arasındaki oran ters olmalı. Yani burası y eksi 3 olmalı. Burası da x artı 3 olmalı. Hemen bir kenara yazıyorum onu. x artı 3. Hemen bakalım. Şöyle 3'e 2 orantısında olduğunu arkadaşlar. Şurası 3 olacak ve şurası da hemen düzeltelim. Artı 2 olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar benim tuzum x artı 2 y eksi 3 tuzudur. Ve çaprazladığımda x 3 y 2 şeklinde gider. Dilerseniz bunu pratik halde de bulabilirsiniz. Ve dilerseniz uzun yoldan hani ben bunu alacağım, iyonlaştıracağım. 3 i̇şte hani tane x artı 2 verdireceğim ve 2 tane y eksi 3 olacak. Hemen k -Ç -ç ifadesini şurada yazdığımızda arkadaşlar. Bakın x'in derişimini alacağım, bunun kübünü. Y'nin derişimini alıp bunun da karesini alarak k ne gideceğiz. Bakalım x kaçta sabitlenmiş? x değeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 alalım. 3 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün 3. kuvveti. Y iyonuna bakıyoruz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün de karesini alalım. Buradan gelecek değerimiz arkadaşlar. 3'ün Üçün 3. kuvveti 27. 2'nin 2. kuvveti de 4 gelecektir. Yani 108 değeri oradan gelir. 108 çarpı şuradan 10 üzeri eksi 8. Oradan da 10 üzeri eksi 12. 10 üzeri eksi 20 değeri gelecektir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla dolayısıyla cevabımız ne olur? Yani 108 çarpı 10 üzeri eksi 20 ancak buradaki değerden gelmiş olacaktır ve Edirne olmuş olacaktır. Şöyle biraz ekranımızı büyütelim. Soruyu rahat görelim. Evet dostlar 23. sorumuzda denklem verilmiş. E, nötr bir redoks denkleştirme tepkimesi hızlı bir şekilde değerliklerini bulalım atomlarımızın Zn tek başına elementen halde sıfır, sodyum artı bir, oksijen eksi iki, hidrojen artı bir. Hemen şuradan hidrojen arkadaşlar sıfır ve aynı şekilde burada da bakın Zn artı ikiye gider, sodyum her zaman artı bir alır, oksijen de eksi iki alacaktır. Dolayısıyla değerli değişenlere baktığımızda değerli arkadaşlar Zn sıfırdan Bakın artı ikiye gittiğini görüyorsunuz. iki elektron vereceği çok belli. Ve burada değerli değişen hidrojenim var. Hidrojenim var. Yalnız tepkiminin zaten denk olabilmesi için bakın dikkat ederseniz sağ tarafta iki tane sodyumum var. Ve hidrojenler denk olmadığı için yani otomatikman şuraya ikiyi yazmam gerekecek zaten. Oraya ikiyi yazacağım. Ve hidrojenlerden normalde her biri artı birden sıfıra gitmiş gibi görünüyor ama her iki tarafta da iki hidrojen var. Bunu çarparak gideceğim. Dolayısıyla burada da iki elektron almış oluyor hidrojen. O zaman ne derim? Bir moleyene bir moleyene iki tane elektron vermiş der miyim? Orada bir detay var. Bakın burada mol demiş, orada tane demiş. Olmaz. Ya her iki tarafa tane demelisin, ya da her iki tarafa mol demelisin. Bir kere oradan gider. E, sodyum hidroksitteki hidrojen ne yaptı? Ee, değerli artı birken sıfıra geldi. Yani indirgenmiş oluyor. Tamam. En küçük katsayı zaten direkt denkleştiği için gerek kalmadı ekstra bir ilaveye. Biri de doğru derim arkadaşlar. Ve 23. sorumda Edirne gelmiş. 23. sorumda Bursa gelmiş olur arkadaşlar. dediğim gibi. Evet. Metalleri kullanarak hazırlanmış. Arkadaşlar bakın ZN'yi yükseltmiş Bakırı indirgemiş. Okey. Tek tek bakalım. Buna göre yapılan bu etki hangisi olamaz? Peki ne istiyorum? Etki sonucunda hücre potansiyeli artıyor. Yani muhtemelen dengem sağa doğru kayacak. Tek tek bakalım değerli arkadaşlar. Şimdi bu tepkimeler genelde egzotermik olur. İsterseniz Adana'dan başlayalım. Şimdi anot yarı hücresine saf su eklemek. Hemen bakıyorum. Yükseltgenen türküm. Zn. O zaman benim anot kabımda kim bulunmalıdır? Zn artı 2 var. Dolayısıyla anot kabına ben saf su ilave ettiğimde Zn iyon derişimini ne yapmış olurum? Zn'nin iyon derişimi düşürmüş olurum arkadaşlar. Dolayısıyla Zn'nin iyon derişimi düşerse hemen şöyle temizleyelim, düzenli bir şekilde alalım. Zn'nin iyon derişimi düşerse arkadaşlar bunu arttıracak yöne kaymalıyım. Yani sağa doğru kaymalıyım. Ha bunu pratik olarak da alabilirdik. Yani su ilavesi işte. O şekilde de alabilse. ama buradan net bir şekilde görmüş olduk. İleri doğru kaydırdım. Gitti. Şimdi ikinci etkime geliyorum. Aksi belirtilmediği sürece pil tepkimeleri egzotermik olacaktır. Isı sağ tarafta olacaktır. Dolayısıyla sistemin sıcaklığını düşürmek ancak ısıyı düşürmekle mümkün. Dolayısıyla düşen ısıyı arttırmak adına dengeye yine sağa doğru gidecektir. Peki. Katot yarı hücresine çok güzel. Katot yarı hücresinde kim var? Beni kim bekliyor orada? Bakır artı iki iyonları bekliyor. Bu bakır artı iki iyonları içeren kabın içerisine K2S tuzundan ilave etmem. Buradan gelecek K artı bir ve S eksi iki iyonlarında. Bakın ne demiş? Bakır sülfür suda az çözülenmiş. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? Ortama eklenen sülfürler kimi harcayacaktır? Bakırı harcayacaktır. Neden? Çünkü bakır sülfür olarak çökeceğini belirtmiş soruda. Hemen ne oldu arkadaşlar? Bakın bakır iyonlarımı düşüren bir etki yaptım. O zaman bakır iyonlarımı tepkimeyi şöyle temizleyelim. Bakır iyonlarımı düşüren bir etki yaparsam onu tekrar arttırmak adına geri dönmeliyim. Yani geriye doğru gitmeliyim. Bu da pil potansiyelimi azaltacaktır. Uygun değil. Ama yine devam edelim. Olası bir soruna karşı. Bakır elektronun bulunduğu yarı hücrede bakır nitrat katısı çözmek. Şimdi bakırın bulunduğu yere sen biraz daha bakır ilave ettiğin zaman yani her ne kadar katı olarak eklese de oradan iyon geliyor sonuçta. Yani sonuçta sen Denizli'de yine bakır derişimini ne yapmış oluyorsun dostum? Arttırmış oluyorsun. Tekrar tepkimeye gidiyorum. Bakın her defasında tepkimi siliyorum. Hemen bir dakikanızı rica edeceğim arkadaşlar. Tekrar geliyor. Nerede kalmıştım? Sayfam. Evet. Bakır iyon derişimini arttırmış olduk. Dolayısıyla bunu ...azaltmak adına denge yine ileri doğru gidecektir. Anot yarı hücresine içindeki çözeltinin... ...daha düşük derişimi çözeltisini eklemek. Ne demek istiyor? Anot iyonum kim? Az önce almıştık. Anot kabım yükseltgenmenin olduğu yer. Arkadaşlar Zn iyonların bulunduğu yer. Yani dolayısıyla ben Zn iyon derişimini... ...burada ne yapıyorum? Daha düşük derişimde. O zaman Zn'yi düşürürsem dostum ne olacaktır? Hemen geliyor... ZN'yi düşürürsem bu defa bunu arttıracak yöne yine gidecektir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bakın C seçeneğinde tam tersi oldu ve 24. sorumuz Ceyhan oldu. Evet 25. soruda beni bir Lewis yapısı bekliyor. Kolay bir Lewis yapısı. Bakıyorum hemen molekülü tanıdım. Aldiyet olduğunu gördüm. Formaldiyet olduğunu gördüm. Evet karbon atomu normalde Molekülü şöyle isterseniz daha rahat bir şekilde gösterelim. Karbon normalde sp 3 birleşmesi yaparken şuradaki pi bağından dolayı neye düşecektir arkadaşlar? SP2'ye düşecektir. Ya da siz nasıl yapıyorsunuz bunu? Sigmaları sayıyorsunuz. 1, 2 ve 3 diyorsunuz. 3'e tamamla diyorsunuz. SP2 birleşmesi yapar. P orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan bir bağ vardır. Hmm. Hemen bakalım. Şimdi isterseniz hepsini belirtebiliriz Akşar, bakın şurada bir tane karbon hidrojen sigma bağım var, tekli bağ, sigma bağı. Karbon burada ne kullanır? sp kare kullanır. Hidrojen burada ne kullanır? 1s orbitali kullanır ki sol taraftaki karbon hidrojenimiz de yine sp2 1s örtüşmesi yapar. Tek tek hepsini belirleyelim. Şimdi karbonla oksijen arasında şurada bir tane sigma bağım var, orada da bir tane pi bağım var. İkisini de belirleyelim, ekstra detay olarak kalsın. Arkadaşlar. Sigma bağında hibrit orbitalleri kullanır. Sigma bağında hibrit kullan. Karbonun hibritini kullanan sp2. Oksijen merkez atom olmadığı için orada hibrit yapamayacaktır. Dolayısıyla oradan 2p'yi kullanacağım. Oksijen atom numarasını vermiş Dizdiğin zaman 2p ile bitiyor. Değerli orbitalini kullanmalıyım. Pi bağında arkadaşlar pi bağında ne kullanılmaz? Hibrit kullanılmaz. O zaman hemen karbon 2p oksijen de 2P'yi kullanarak 2P 2P örtüşmesiyle Pi bağını oluşturmuş. Bakın her bağın hangi orbitallerle örtüştüğünü göstermiş olduk arkadaşlar. Ne diyor bana ikinci ifade? P orbitallerin örtüşmesiyle oluşan bir bağ vardır. Nerede? Aha da buradadır. O ikinciyi aldım. Ortaklanmamış elektron çifti. Evet bu oksijenlerin üzerinde bulunan iki çiftim var. Bakın sayımız 4 ama iki çiftimiz var. Gitti. Ve cevabım 1-2 oldu. Arkadaşlar 25. sorumun cevabı da Ceyhan geldi. Evet. Bu tarz izomer sorularında arkadaşlar öncelikle elimizdeki bileşiğin kapalı formülünü yazmakta fayda vardır. Hemen geliyor. Şimdi 3 metil pentan. Pentan 5 karbonlu bir de metili varmış. 6 karbonlu bir yapı var evde ve bir alkan bu. 6 karbonlu alkan var. CNH 2N artı 2 C6H 14. Tek tek bakalım arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. Bazen yapılar farklı görünür ama mutlaka adlandırın. Aynı yapı çıkabilir arkadaşlar. Mesela bu yapıda düz zincirimizi aldığımız zaman bakın görüyorsunuz. 3 metil pentan direkt kendisi geldi. Yani direkt bakın uzun zinciri aldığımda ve yapıyı adlandırmak istediğimde Adana'da Üçüncü karbonda metilim var ve üç metil pentan geldi. Bu zaten kendisidir. Hani direkt burada değerim geldi aslında. Adana'yı işaretliyorum ama hani diğerleri de şöyle hızlıca bir bakmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düz zincirli bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bu nedir arkadaşlar? Bu en heksandır ismi farklı ama kapalı formülü aynı izomeli oluyor. Yine kontrol etmek açısından 1 2 3 4 5 6 karbonlu. Bu da C6H14 olur ve adı farklı gelir. Yani 2 metil 1 2 3 4 5 pentan gelir. Dolayısıyla arkadaşlar yine kontrol etmek 1 2 3 4 5 6 isim farklı geliyor tamam. 1 2 3 4 5 6 kontrol ediyorum sadece. Ha bunu adlandırmak istediğinde yine de bakalım bir hata olabilir mi diye. Burada uzatmanın temelde tamamen önlemsel. Acaba bir hata var mı? Şöyle düz zincir aldığımızda yakın olan taraftan başladığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 2 metil geliyor. Burada da isim değişti. Dolayısıyla yapının kendisi verilmiş. A seçeneği D, 26 adan olur. Evet son sorumuzda arkadaşlar. şöyle biraz büyütelim. Son sorumuzda. Bir alken aldığını görüyoruz. Bu alkene su katılması var. Alkene su katarken asitik ortamda arkadaşlar hemen bir Markovnikov yapıyoruz. Markovnikov neler? Çift bağ karbonlarından hidrojeni fazla olan tarafa hidrojen gönder. O acı da diğerini gönder. Dolayısıyla arkadaşlar elde ettiğimiz ürün ne olacaktır? OH hidroksil grubumuz şurada kalacaktır. Şurası tekli bağ düşecektir ve buradan bir tane daha hidrojen aldırdığımda yapı bu olacak. Evet oluşan yapıda bir tane OH grubu var. Monoalkoldür. OH'ın bağlı olduğu karbonda en pratiğinden OH'ın bağlı olduğu karbonda bir tane hidrojen var. Dolayısıyla sekonder alkoldür. İster öyle bakın ister şöyle bakın. OH'ın bağlı olduğu karbonda iki komşu karbon var. Sekonder. Peki yupak sistemine göre bunu adlandırmak istediğimde OH grubu ikinci karbonda kaldığında çok kolay bir şekilde akşar. İki butanol diyebiliriz. Evet son sorumuz da Edirne gelir. Der arkadaşlar hepinize Bakırköy Açık Kimya Zümresi adına başarılar diliyoruz görüşmek üzere.